Müstakbel babamı anlatmadın da nasıl bir adam bu? 60 yaşında. Bu yaşına rağmen yakışıklı sayılır. Gerçi olmasa da olur ya. Herhalde anne ya. Geç evlenmiş işte. Sonra iki çocuğu olmuş. Ama ailesi bir gün küt. Karısı çocukları trafik kazasında ölmüş. Ne acı değil mi? Bir daha da evlenememiş Ayhancığım. Sonra kendini işe güce verip tam bir işkoluk olmuş. Aileden de zenginmiş zaten. Bir de üstüne çalışkanlığı eklenince hatırı sayılır bir servet edinmiş. Aslında dışarıdan bakınca öyle hayata küsmüş gibi görünmüyor. Sarıyer'de bir villada yaşıyor. Hizmetçisi, aşçısı, bahçıvanı var. Yakında çok ama çok zengin olacağız Sezen. Biz zaten zengin değil miyiz? Ne? Biz diyorum. İngiltere'de yaşamıyor muyuz zaten? Buraya tatil için gelmedik mi? Hatırı sayılır bir servetin sahibi değil miyiz? İlahi Sezen. Ayhancığım böyle bilecek tabii. Kendisini ne kadar şanslı hissetse az olacak yani. Anne, eskiden daha kolaydı bu işler değil mi? Hem de nasıl. Biriyle evlendiğin zaman otomatikman malının mülkünün yarısı senindi. Bir süre sonra ortadan kaybolup iyi bir avukatla boşanma davası açtın mı? Ne var ne yok yarısını alıyordun. Ne güzelmiş. Ama şimdi iş güzellik yapıp yasa çıkarttılar. Sadece evlendikten sonra elde edilen malların yarısını alıyorsun. Ama dermansız dert yoktur derler. Biz ne yapıyoruz? Nikahtan sonra ortak hesap aç. Paraları kendi hesabına yolla ve ortadan kaybol. Bravo. Vekaletnameyi de unutmuyoruz. Ve keyfimize bakıyoruz. Füsun, selam. Kadri ben, Kadri. İyiyiz ya. Ya bu Sevda ile Sezen'le falan hiç görüştün mü bu aralar? Sana da yamuk yaptılar. Yeminle. Hangi avın peşinde olduklarını bir bulsam gerisi kolay da. Neyse neyse. Ha bu arada bir şey öğrenirsen bana da haber et, tamam mı? Hadi eyvallah. Kör mü bu adam? İşin yoksa uğraş şimdi. Hanımefendi. İyi misiniz? Hanımefendi. Hay Allah. Yardım edin. Baksanıza. Hanımefendi. Başım çok kötü döndü. Korkuttunuz vallahi beni. Teşekkür ederim yardımınız için. İyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. Tansiyonum düştü herhalde. Şimdi bir şeyler içersem toparlarım. İsterseniz size eşlik edeyim. Buyurun. Şöyle oturun.
Çok teşekkür ederim. Siz devam edin lütfen. Lütfen. Peki. Pardon, bir sorun mu var? Ah, siz? Ah, merhaba. Kusura bakmayın, tanıyamadım. Stop etti, çalıştıramadım. Direksiyonun solda olmasına bir türlü alışamadım zaten. Bir de üstüne bu çıktı. İngiltere'de mi yaşıyorsunuz? Evet, Birmingham'da. Buradayız işte. Hem tatil hem iş bir arada. Müsaade eder misiniz? Bir bakayım. Buyurun. Çalıştı. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Önce spor salonu, şimdi burada. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Çok naziksiniz. İyi günler. Size de. Vaktiniz varsa bir kahve içelim. Çok teşekkür ederim. Ama toplantıya yetişmem gerek. Hatta arıyorlar. Peki o zaman. İyi günler. İyi günler. Alo? Kuş kafese girmek üzere Sezen. Beğenmek ne kelime? Çarpıldı. Sen adamı ayarladın değil mi? Tamam. Adam hazır değil mi? Hazır. Eğer şüphelenirse bütün plan suya düşer. İnşallah başarırız şu işi. Adam sana zaten çarpılmadı mı? Orası öyle de. O zaman bu numarayı haydi merak etme. İnşallah. İlk defa Kadir'den ayrı bir iş yapıyoruz. Yüzümüze gözümüze bulaştırmayalım da. Aman anne. Bahsetme şu pislikten. Bütün işi biz yapalım, kaymağını o yesin. Oh ne güzel. Düşünme onu, işe odaklan sen. Ay tamam. Neredeyse gelmek üzere. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Söyledim ya, çok dakik. Programından bir saniye bile şaşmıyor. Sen git artık, ortalıkta gözükme. Tamam. Gel buraya.
Yine mi siz? Bu kadarına da pes artık. Bugün kaç kere yolumuz kesişti, farkında mısınız? Evet, çok garip. Bence Allah bir kahve için diye bizi karşılaştırıyor. Ben Ayhan. Sevda ben. Evim hemen şurada. Vaktiniz varsa bir kahve içelim. Bilmem ki. Siz bana bir taksi çağırsanız. Ama ısrar ediyorum. En azından olayın şokunu atlatana kadar. Ama... Tamam. Zahmet olmayacaksa bir kahvenizi içeyim. Buyurun o halde. Arabama geçelim. Teşekkürler. Buyurun. Bu iş bu kadar. Bir günde başıma gelmeyen kalmadı. Ama bu en sonuncusu. Evet, Allah korudu. Sonra da siz. Bugün şoföre izin vermeseydim belki de hiç karşılaşmayacaktım. Sahi mi? Evet. Her şeyde bir hayır vardır diye boşuna söylememişler. Haklısınız. Demek seni çok beğendi. Şaşırdık mı? Hayır. İki kere davetini kabul etmedim ya. En çok ondan etkilendi. Tabii çevresindeki kadınlar kim bilir nasıl yapışıyorlardır adama. Hepsinin servetinin peşinde olduğunu düşünüyor bence. Sen kesinlikle servetinin peşinde değilsin. Peki senin İngiltere'deki işini falan sordu mu? Sormak üzereydi. Fırsat vermeden kalktım. Aa, neden? Şirketin internet sitesi üzerinde eklemeler yaptıracağım ya, bitsin öyle. Oh, yalandan kim ölmüş? Salla bakalım. Yaptığınız işlere neleri ekleyeceksin? Bünyemizdeki diğer firmayla müteahhitlik de yapıyoruz. Bunlar bitirdiğimiz işler. Vay canına, tebrik ediyorum sizi. Ben de yurt dışına açılmayı çok istedim ama kısmet olmadı. İsterseniz ben size yardımcı olabilirim. Bu bir ortaklık teklifi mi? Hayır hayır. Benim yeni başlayan projelerim var. Ortaklığı düşünemem. Ama size seve seve yardım ederim. Beni kendinize bir kez daha hayran bıraktınız Sevda Hanım. Bir yemeği hak ettiniz bence. Çok isterdim ama kızıma sözüm var. Evli misiniz? Hayır. Eşim uzun zaman önce vefat etti. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Ben de kızımla Londra'da bir başımayım işte. Ama hayat devam ediyor. O zaman yemeğe sizin ufaklığı da getirin. Ufaklık 19 yaşına girdi. Yok canım, daha neler. Erken evlendim ben. İyi ki öyle olmuş. Şimdi bana arkadaş olan bir kızım var. Size ne denir biliyor musunuz? Maşallah. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Siz devam edin lütfen. Lütfen. Peki. Thank you.
Nerede kaldın? Merak ettim. Ah bu anneler. Ne yaptın anlat. Tahmin ettiğimiz gibi. Ayhan Bey boş durmamış. Bizim İngiltere'deki şirketi internetten araştırmış. Bizim hackerlar sayesinde yırttık yine. Ayhan Beyciğim her şeyin dört dörtlük olduğu kanısına varmış. İyi para alıyorlar ama hak ediyor çocuklar. Kesinlikle. Sen ne yaptın Ayhan Bey'le? Akşam yemeğine çıktık yine. Bir de yurt dışında iş kurma konusunda ona bazı tüyolar verdim. Hala açılmadı öyle mi? An meselesi. 1,5 ay oldu ama. 15 günde evlenme teklifi eder sanıyordum vallahi. Biraz dişli çıktı. Bana bak. Eski evlilik kayıtlarımı sildi değil mi çocuklar? Tabii canım. Aman aman. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Sonra... Evet, cevabı. Yuh! Ünlü iş adamı Ayhan Sözer sürpriz bir kararla hayatını Sevda Pakdemir'le birleştirdi. Ayhan Sözer ve Sevda Pakdemir Mahinur Hanım yalısında yapılan muhteşem düğünle evlendi. Bak bak bak. Benden kaçabileceğini sanmıştın ha Sevda. Dünya ne kadar da küçük. Biliyor musun anne? Evlenmenize en çok ben sevindim. Nedenmiş o? Bir ömür boyu babam olmayacak sanıyordum. Ben de seni kızım kadar sevdim Sezenciğim. İyi ki hayatıma girdiniz. Eğer o kapkaççı olmasaydı... o kapkaççıyla bir daha karşılaşırsam... sarılıp öpeceğim. Anne, yeminle söylüyorum. Hiç öyle görünmüyor ama... şimdiye kadar evlendiğin adamların... en süzme salağı bu. Sevda Hanım. Bahçe için fidan sipariş verecektiniz. Şimdi bunun sırası mı? Akşam söylerim demiştiniz de özür dilerim. Tamam tamam çık. Peki. Anne... sence konuştuklarımızı duymuş mudur? Yok canım. Kurtulalım şunlardan ya. Haklısın. 24 saat ensemizde göz gibi. Ayhan'la konuşurum ben. Hadi iyi geceler prensesim benim. İyi geceler. Konuşmuştuk. Ama böyle olmaz ki. Hani çalışma temponu düşürecektin? Haklısın. Ama bu raporları da okumam lazım. Asistanına söylersin okur. Sana da o özet geçer. Evde mesai yapmanı istemiyorum. Kimse olmayınca evde çalışmaya alıştım ya. Ama artık var. Hem de seni çok seven biri var. Seni öyle çok seviyorum ki. Benden fazla sevemezsin. Senden bir ricam var. Söyle sultanım. Evdekileri göndermeni istiyorum. Hizmetçiyi, aşçıyı, hepsini. Ama neden? İç
içimize kimse girmesin istiyorum. Hem sıkılıyorum ben. Gösteriş gibi geliyor. İşlerimi yardımcıma devrettiğime göre sana bizzat kendim hizmet etmek istiyorum. Sana boşuna aşık olmadım ben. Tamam, bakarız bir çaresine. Hay Allah. Ne oldu hayatım? Birden düşününce kötü oldum. İşsiz kalmalarına sebep oluyorum şimdi, değil mi? Öyle sayılır. Vazgeçelim o zaman. Sana o kadar yıl hizmet ettiler. Sen bilirsin. Şirkette yemekhane de var, kreş de. Değerlendiremez miyiz ikisini orada uygun bir yerde? Senden de bu beklenirdi. Yufka yürekli karım benim. Oh be, dünya varmış. Şöyle az da değil, iki laf edemiyorduk. Bir şeyden şüphelenmedi değil mi Ayhan Bey? Öyle bir imkan var mı sence? Özür dilerim, sormam bile hataydı. Anne, bu arada bir şeyler koparabildin mi adamdan? Daha erken neden? Paraya mı ihtiyacın var? Zengin numarası yapmak pahalı iş vallahi. Hem Antalya'daki otele de para lazım. Keşke hiç başlamasaydık oraya. Dünyanın bin türlü hali var. Biraz yatırım yapsak iyi olmaz mı diyen kimdi acaba? Doğru ama Ayhan Bey gibi yağlı bir kapı bulacağımızı nereden bileyim? Tadilata ara vermeyelim anne. Otel dediğimiz avuç kadar 8 odalı bir yer. 500 bin ayarlasan yeter. Tamam, onu koparırım bir şekilde. Bizim paramız ne kadar kaldı? Duruyor. Acil durum bütçesine hiç dokunmadık ki daha. Şu fotoğrafları göstersene bana. Hangilerini? Ayhan Bey'le üçümüzün olduğu fotoğrafları. Harika. Çok teşekkür ederim güzelim. Alo. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bir saatte nereden bulayım ben 400 bin lirayı? Bugün cuma. Öğleden sonra, bu saatten sonra nereden bulayım? Pazartesi öğleden önce öderiz deyin. Allah Allah ya. Ayhan, ne oldu? Bizim finansçılar 400 bin liralık ödemeyi atlamışlar. Yeni yatırım yüzünden ucu ucuna gidiyoruz zaten. Bir de akıl veriyor bana. Şöyle yaparız, böyle yaparız diye. Sen önce kendi işini yap. Sakin ol Ayhan. Otur hadi. Derin derin nefes al. Lütfen dediğimi yap. Lütfen hadi. Lütfen böyle şeyleri dert etmeyeceğine dair söz ver şimdi. Ama görüyorsun hayatım işte. Söz ver. Söz, tamam. Tamam. Merhaba. Teşekkür ederim, iyiyim. Hesapta olmayan bir ödemem çıktı. 400 bin liraya ihtiyacım var. Biliyorum, bozulsun fark etmez. Tamam, biraz sonra gelirim ben, hoşça kalın. Ne yaptın sen? Sanırım problemini çözdüm. Bunu kabul edemem hayatım. İş başka... Neden? Prensip meselesi diyelim. Problem yok zaten. Bizimkilerin dağınıklığına kızıyorum ben. Pazartesi sabahı yaparlar ödemeyi. İnanmıyorum sana anne. Nasıl olur da para vermeyi teklif edersin? Ya kabul etseydi? Kabul etmeyeceğini adım gibi biliyordum. Ayrıca planlasak bu kadar iyi olmazdı. Nasıl yani? Öğrenecek çok şeyin var Sezen. Ayhan'ın güvenini kazandık. En zor zamanda yanında olan karısı. Üstelik 400 bini hiç düşünmeden çıkarıp veren. Daha ne olsun? Pes vallahi. Şimdiye kadar her şey planladığım gibi gitti. Artık hesapları ortak yapmak daha kolay olacak.
Sonra da kendi hesabımıza ve... Bak bunu iyi öğrenmişsin. Ne işin var burada senin? Beni gördüğüne çok şaşırdın değil mi? Eski sevgilini içeri almayacak mısın? Oyunu kurana kadar göbeğim çatladı. Bozma sakın. Sen beni bozdun ama. Kabak gibi ortada bıraktın. Öyle olması gerekiyordu. İnsan haber verir. Haber versem izin verecek miydin? Orası öyle. İyi yere tezgah açmışsınız ama. Helal olsun. Kendinizi aşmışsınız. İnşallah biri çıkıp da Ayhan Bey'e sizi üflemez. Ne kadar istiyorsun? Bu işten kazanacağınızın yarısını. Çıldırmışsın sen. Diyorsun. Bakalım Ayhan Bey ne diyecek buna? Nerede zıbarıyor bu adam? Kes şunu artık. Ama yarısı çok. Neden çok? Eskisi gibi işte. %30. Ayhan Bey olsa %50 verirdi eminim. Tamam, Allah'ın cezası. Ha şöyle, birkaç gün sonra da şöyle 50-60 bin verirsen iyi olur. Acil paraya ihtiyacım var. Bakarız, bakarız. Sevda. 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 Misafirimiz mi var? Merhaba, ben Sevda'nın kardeşiyim. Siz de bana stajla bahsettiği eşi olmalısınız. Öyle mi? Sevda, bir kardeşin olduğunu neden söylemedin bana? Bana biraz kırgın da. Aslında çok. Hata bendeydi. Özür dilemeye geldim ben de. Tamam kardeşim, ben unuttum. Bir tane ablam benim. Tam kurtulduk derken alçak herif. Ay, vermeyeceksin istediği parayı herhalde. Mecburum. Yoksa her şey Ayhan'a anlatacak. Allah cezasını versin ya. Gel Ayhan abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Oho kızlar. Ana kız beni mi çekiştiriyorsunuz yoksa? Çekiştirecek bir şey olsa affetmeyeceğiz de, yok ki. Size bir sürprizim var kızlar. Aslında yemekte vereyim dedim ama... Bunlar sizin için. Bana da mı? Ay çok teşekkür ederim. Ay harika bir şey bu. Muhteşem. Ama hayatım, ne gerek var bunlara? Sizin için ne yapsam az. Bakın, bunlar özel yapım, işçiliğe dikkatinizi çekerim. Ay. Ayhan çok naziksin ama bu çok fazla. Sen dur kızım, avukat gelecekti, o dur. Avukat mı? Evet, vakıfla ilgili toplantı yapmamız lazım da. Ben açarım. İşleri falan benim midemi bulandırdı Sezen. Neden? Bilmiyorum ama içimde kötü bir his var. Ay, ne olabilir ki? Birazdan öğreneceğim. Gerek yok. Sevda'dan gizli saklım yok benim. Ama nedense bu vakıfla ilgili bilgim yok. Doğru söylüyorsun. Ama anlatacak zamanım olmadı. Çok yeni zaten. Duyunca çok hoşuna gidecek. Çok merak ettim bak şimdi. Okuyamayan çocuklar adına bir vakıf kurduk.
okumak isteyen ancak parasızlıktan okuyamayan fakir çocuklar yararına. Kendimize belli bir miktar ayırdıktan sonra elimdeki taşınmazları yarın itibariyle bu vakfa hibe edeceğim. İşin dönmesi için vakfa nakit de gerekiyor tabii. Harika, müthiş. Seninle gurur duyuyorum hayatım. Çok sevindim. Bundan adım gibi emindim. Anne. Bu adam tam bir gerizekalı. Ay, ne oldu, anlatsana. Bütün parayı pulu yeni kurduğu vakfı hibe edecekmiş. Ne? Evet, hem de yarın. Ne yapacağız şimdi? Sakin kafayla düşünelim. Şimdi önümüzde çok az zaman var. Ama bankadaki para için... Parayı sen de çekebiliyorsun değil mi? Evet. 400 bin lira borç vermeyi teklif etmiştim ya. Ertesi gün hesaplarını beni ortak etti. Ortak imza değil miydi o? Allah'tan değil. EFT ve havalede limit yok. Bu gece internet üzerinden işi bitirelim. Tamam. Hızlı davranırsak Kadri'den de kurtulmuş oluruz. Olur. İstediğini vermeyelim de bizi bulsun, ipimizi çeksin. Ay, şart mı ya? Kızım, hayatımız söz konusu diyorum ya. Neden anlamıyorsun? Kadri'yi tanımıyorsun sen. Bu gece her şey bitecek. Buna konsantre ol. Tamam. Para bizde. Oh, çok şükür. Her şeyi hazırladın değil mi? Evet. Ayhan uyumuştur şimdi. Ben bir üstümü değiştireyim, gideriz. Tamam. Kusura bakma anne. Bu iş için çok uğraştım. Parayı Kadri Alçay'la paylaşamam. Sevda. Ne oldu hayatım, uyku tutmadı mı? Yok. Şu vakıf işini düşünüyorum. Allah nasip etti ama hayırlısıyla tamamlayabiliriz inşallah. İnşallah. Hayırlısı olsun. Yarın çok güzel bir gün olacak, inan bana. İyi ki varsın hayatım. Sana ılık bir süt getireyim mi? Uyumana yardımcı olur. İyi olur.
Şimdi mışıl mışıl uyursun işte. Hesabımızda 3 milyon lira var. Ve sen bunun yarısını Kadri'ye vereceksin, öyle mi? Buna izin veremezdim anne. Parayı ortak hesabımızdan çekip kendi hesabıma yatırdım. Beni affet. Seni çok seviyorum. Sezen. 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 Kadri, nasıl girdin buraya? Kadri'ye kilit mi dayanır? Ne istiyorsun? Bana söz verdiğin şu 50.000'i istiyorum. Şimdi sırasıma. Yarın bir yerde buluşup veririm. Para şimdi lazım. Şimdi nereden bulayım? Yavaş ol. Ayhan uyumadı daha. Sen beni dünkü çocuk mu sandın be? Sana var, kızına var, Kadri'ye gelince nanay. Yalvarırım sana git. Yarın tamam diyorum. Yemin ederim. Yağma yok. 50.000'i şimdi istiyorum. Şimdi. Dur, ne yapıyorsun sen? Ne oluyor burada? Ne oluyor dedim. Ben söyleyeyim Ayhan Bey. Sizi kurtarmaya geldim diyelim. Bu anne kız servet avcısı ve sizi soymaktalar. Sevda, ne diyor bu? Yalan söylüyor. Yuvamızı bozmaya çalışıyor. İnanma ona. Benimle evlenmek istedi. Kabul etmeyince intikam alıyor. Bu senin kardeşin değil miydi? Kardeş mi? Sevgilisiydim onun be. Yalan, iftira. Tabii tabii. Tesadüf karşılaşmalar. Sana da otopark numarasını yaptılar mı? Arabanızın tam önünde arabası bozuldu değil mi? Ya kapkaç numarası? Bak bu en güncel olan. He? Yalvarıyorum, inanma bu alçağa. Anne. Kızım. Yapamadım anne, seni bırakamadım. Anneciğim. Paraları alıp kaçıyordun ama olmadı ha? boynuz kulağa geçer diye boşuna söylememişler. Şimdi bana inandın mı Ayhan Bey? Hadi çabuk, paraları bekliyorum. Çabuk çabuk hadi. Hadi. Yeter be. İndir şu silahı. Geç şöyle. Siz aranızda ne yaparsanız yapın. Şimdi hemen uçlanın 50.000'i. Hadi çabuk verin parayı. Evde nakit bulundurmam ben. Sana demedim. Bunlar da vardır. Hadi. Yeter. Anne. Sevda. Yeter. Dur lan. Anne. Sevda. Yeter. Sevda. Dur. Dursana. Dursana. Manyak mısın? Dursana. Manyak Sevda, mısın? Dur. Dur Sevda. Sevda ne yapıyorsun? Sevda bırak şunu. Sevda dur. Aman Allah. Sezen. Kızım. Kızım.
Ne yaptınız? Ne yaptınız siz? Sevda. Sevda. Dur. Ne yapıyorsun? Sevda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.